Öncelikle hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Türkiye'de tarımın durumunu nasıl görüyorsunuz? Ne durumda tarım? Evet, benim de hobim. Yani müsait oldukça hafta sonları veya bayramlarda Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz ovaları, tarlaları gezip dolaşıyoruz. Bununla da zaten ilgili ürünler üretiyoruz. Tanıtım vesaire. Şimdi bu hafta sonu da işte bayram nedeniyle İzmir, Muğla vesaire gezdik. Daha önceki haftada Menderes, Adana, Hatay, oraları gezmiştik. Gördüğümüz, her yerde gördüğümüz olay şu. Tarım alanları, birinci derecede tarım alanları dünyada her ülkede üzerine bir çivi dahi çakamazsınız. Kulübe dahi yapamazsınız. Ama Türkiye'de maşallah her şeyi yapıyorlar. Ben de bunu anlamış değilim. Yani bu konuda bir araştırma yaptım. Neden için böyle oluyor? 26 milyon yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye'de 26 milyon dönüm arazi kullanım dışı. Yani vatandaş neden kullanmıyor kendi toprağını? Tohum alıyor, gübre alıyor, ilaç alıyor, mazot alıyor vesaire vesaire. Yapmış olduğu masraflar almış olduğu ürünü karşılamıyor. Ne yapıyor? Tarlasını bırakıyor. 26 milyon dönüm arazi kullanılmıyor. Dünyada bu kadar arazisi kullanmayan ülke yok. Bir biz varız. Çiftçi artık ekmiyor. Şimdi artık Türkiye, not aldım, Rusya, Ukrayna'dan buğday alıyor. Mısır'ı Etiyopya ve Bangladeş'ten alıyor. Çin'den alıyor. Kuru fasulyeyi Kanada'dan, nohudu, yeşil mercimeği ABD ve Kanada'dan, bezelyeyi İtalya ve ABD'den, Tayland'dan, pirinci Tayland ve Vietnam'dan. Yani o kadar ürün dışarıdan alıyoruz ki, karpuzun tohumunu ABD'den, patatesin tohumunu ABD, Fransa, Hollanda, lahananın tohumunu Almanya, Hollanda. Yani bir tohum daha yetiştiremeyecek duruma mı düştük be? Son 3 yılda tohumlar için verilen para, ödenen para 58 milyar dolar. Son 3 yılda gıda ve yiyecek içecekler için dış ülkelere ödenen para 270 milyar dolar. Çiftçiye ödenen para, eğer ki bu paralar çiftçiye ödense çiftçi üretecek. Çiftçi emeğini karşılığını alamıyor, ne oluyor? Bırakıyor. Ne hayvancılık var, ne tarım var. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken şimdi göbekten bağlandık. Başta İsrail olmak üzere.